Şimdi 100 yılın felaketini yaşıyoruz. 100 yılın felaketi. Türkiye'yi sarsan 2 deprem. Malatya'da henüz 1 yıl önce tamamlanan, bakın 1 yıl önce tamamlanan Asur konutlarını da çok ağır etkiledi. Çünkü Asur konutları denilen bloklar ağır hasar gördü. Neden özellikle altını çizdim? Apartman sakinleri tam o depremler yaşandı, kendilerini dışarı attılar. Artçı sarsıntılar yaşandığı anda da bloklardan biri çöktü. Oysa çok değil. Dediğim gibi bir sene önce o hesapta ultra lüks konutlara tam 3 milyon lira ödemişlerdi. Son deprem yönetmeliğine uygun yapıldı diye kandırdılar. Bir dairesini neredeyse 3 milyona sattıkları yepyeni bina ilk depremde böyle yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem civarındaki 10 ili de alt üst etti. O illerden biri de Malatya'ydı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalıp hayatını kaybedenler oldu. Yıkılan binalardan biri de kentin en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiindeki iki bloklu Asur konutlarıydı. Daha bir yıl önce tamamlanan konutlar depremle beşik gibi sallandı ve büyük hasar gördü. Hala devam ediyor. Gitme. Sallanıyor abi. Kendilerini sitenin bahçesine atanlar yaşadıklarını cep telefonuyla kayda başladı. Tam bu sırada bir artçı daha yaşanınca bloğun alt katlarından çatırtılar yükselmeye başladı. Site sakinleri panik içinde kaçışırken koca blok tozu dumana katarak yıkıldı. Alt katları yıkılan bloğun üst katları bu halde kaldı. Sarsıntılar devam ettiği için kimse yanına yaklaşamadı. Yıkılan bina diğer bloğu da kullanılamaz hale getirdi. Söz konusu konutlarla ilgili ilginç ilanlar ortaya çıktı. 2 milyon 850 bin liraya satılan dairelerin ilanlarında depreme dayanıklı olduğu iddia ediliyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Milyonlarca liraya pazarlanan konutlar daha ilk depremde yerle bir oldu. Sallanıyor, bu tarafa gelin. İlandaysa müşterilerin dikkatini çekmek için detaylı bir açıklama yapıldı. O açıklamada binanın son deprem yönetmeliğine uygun betonlarla yapıldığı ve tüm malzemelerle işçiliğin birinci sınıfı olduğu iddia edildi.